Şu hali o bariyerleri gördükten sonra, şu durumu gördükten sonra kim gelir ya bu ülkeye? Kim gelir kalıcı yatırım yapar? Sadece gelir, voleyi vurur, dolardan, altından, TL'den, faizden kaçar gider. O kadar. Bir durak olarak görüyor. Gelelim bir başka isim. Ve çok tartışılan bir isim. Mansur Yavaş. Peki Mansur Yavaş nerede? Mansur Yavaş Ankara'da. Ve e, dün mesafeli yaklaştı olaya. Evet, daha sonra hukukçu gözüyle de izlemiş olabilir. E, ardından e, bugün geldiğimizde bir tweet attı, ama mesafeli bir tweetti yine baktığımızda. E, İstanbul'da yoktu, Ankara dedi bir cenazem var dedi oraya katılacağım dedi. Daha sonra işte saat iki saat önce Ankara il başkanlığında CHP'nin orada bir e, protesto yapıldı, kendisi konuşmadı, sadece il başkanı konuştu. Ve makul bir şekilde de soruyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı olarak adayı olarak gösterilebilecek isimlerinden biri. İddianame buradayken, yazılanlar çizilenler buradayken acaba neden Esenyurt'ta yok? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Ana muhalefette gece boyunca tepkiler birbirini izledi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuya ilişkin yorum yapmaması dikkat çekti. Yavaş'ın hukuk işlerinden sorumlu danışmanı Osman Kaçmaz'dan geldi değerlendirme. Kaçmaz, Mansur Yavaş'ın bir hukukçu olarak dosya içeriğini bilmeden açıklama yapması doğru olmaz dedi. Yeni günde Yavaş konuyla ilişkin sessizliğini bozdu. "Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkünken sabahın 5.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Yaşananları demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir." diyerek değerlendirdi. Bahçeli'nin Öcalan çağrısına atıf yaptı. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutulanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. İstanbul Esen Esenyurt'ta yaşananlara tepki göstermek için düzenlenen mitinge 411 belediye başkanı da davet edildi. Mansur Yavaş bu davete başkentte katılacağı bir cenaze töreni olduğu gerekçesiyle gitmedi. Bu mücadeleyi sizlerin de desteğiyle... Ankara İl Başkanlığı'nda yapılan protestoya katıldı Yavaş. İl Başkanı Ümit Erkol'un konuşmasını dinledi, konuşma yapmadan alandan ayrıldı. CHP'nin Esenyurt çağrısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş gibi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da katılmadı. Esenyurt'a selam olsun, kardeşliğe selam olsun. Ya şimdi gerçekten tavırlarını bilmek isterim. Siz belediye başkanınızın arkasında mısınız değil misiniz Mansur Bey? Ha Evet, e, sizin milletçi kimliğinizi biliyor herkes, ülkücü kimliği geçmişinizi de biliyor. Dürüst bir başkan olduğunuzu da e, her zaman teslim ediyoruz. Sakin, olaylara sakin bakan bir kişi olarak ama gördüğüm kadarıyla demlilerle aynı karede olmak istemiyor Mansur Yavaş. Ve dünden beri sergiledi işte az önce il başkanı yanındaydı daha sonra bir mesaj attı e, aşağı yukarı bir yarım saat önce. O da Ankara ile yaptıklarını anlatıyor yani hak verebilirim kendisine. Yani duruşu vardır, o duruşunu hiç bozmuyor milliyetçi kimliğinden dolayı. Ama o zaman karar vereceksiniz. Bu partide mi kalacaksınız? Başka partilere de gidebilirsiniz. ya yani İstifade edebilirsiniz. Bağımsız olarak da yürütebilirsiniz. Ama en azından duruşunuz belli olsun. Yani arkasında mısın değil misin? Ben onu merak ediyorum. Ne kadar destek veriyorsunuz? Bak orada Genel Başkan orada. Ekrem Başkan orada. Ve eğer zaten şu andaki bu tavrıyla da Mansur Yavaş gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir adım daha geride kaldı. Ya bileyim yani ne yani nedir? Bu kadar bileği bükemezsiniz diyor Ekrem İmamoğlu. Ötekisi Mansur Bey'e baktığınızda yani gelir geçer. Ortalama bir konuşma yapıyor. Mansur Bey neşo, net olmak zorundasınız. Net olmak zorundasınız. Çünkü millet inanmak istiyor. Millet duymak istiyor. O netliği verecek misin vermeyecek misin? Ayrılabilirsin de. Bakın bundan sonraki senaryoyu söyleyeyim ben. Mansur yavaşı bir şekilde oradan istifa ettirip kendi cenahlarına çekmek isteyen bir iyi parti veya bir zafer partisi grubu olabilir. Veya muhafazakar milliyetçi kanatla başka hareketlenmelerin içerisinde Mansur Yavaş'ı çekmek isteyebilirler. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş diğer tarafta da Recep Tayyip Erdoğan ve bölünmeş veya parçalatılmak istenen bir Cumhuriyet Halk Partisi. Senaryo büyük oyun bu da olabilir ama bir kez daha tekrar ediyorum. Sayın Başkan sizin nerede olduğunuzu bilmek istiyorum ben yurttaşlar da bilmek istiyorum. Bariyerli demokrasi e, X'de üçüncü sıraya geldi. Yani gerçekten ya. Yani demokrasimizin halini görüyorsunuz değil mi? Ve kayyum rejimi demiş bir arkadaşımız. E, bariyerli demokrasi bile değil, sözde demokrasi demiş. Yine bir başka izleyen. İki sorumuz var. YouTube ve X'de. Lütfen cevap verin. YouTube'daki soru. Bundan sonra ne olacak? X'deki soru kayyum operasyonu ve operasyonların ki devamı gelecek göreceğiz hep birlikte. Esas amacı nedir? Şimdi... E, siyasi tepkilerine bir de bakalım. Yani günümüz artık siyaset. Bundan sonra gündemimiz siyaset ve arta kalan vakitte de ekonomi. Aslında ekonomiyi daha çok fazla konuşmak gerekiyor. Merak etmeyin. Aralık ayında ekonomiyi fazlasıyla konuşacağız sizlerle.